Başkanım, saygılar. Zor bir karardı. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aldığımız kararda futbol camiasına hayırlı olsun diyelim. Başkanım, şunu sormak istiyorum ben size. Siz bir futbolcu olsaydınız, şu anda oynayan bir futbolcu olsaydınız, tam randımanla oynayabilir miydiniz? Düşünceleriniz ne olurdu? Bunu sormak istiyorum size. Tabii buna bağlı olarak da sorulan soruların çoğunda şu ana kadar yayıncı kuruluştan bahsediliyor. Kulüplerin darboğazda olduğundan bahsediliyor ve bir anlamda da kulüplerin oynaması bu yüzden. Örneğin şu anda bu yayınları devletin kuruluşu yapmış olsaydı yine aldığınız karar aynı mı olurdu? Ersin, çok kısa bir şey daha ilave etmek istiyorum yanına Sayın Başkanım. 8 haftalık bir süremiz kaldı. Seyircisiz oynanacak. Çok iyi bir düzelme olursa, örneğin 4 hafta kala, 5 hafta kala karar yeniden gözden geçirilip maçlar seyircili olarak oynanır mı? Teşekkür ederim. Şimdi bir defa herkesin bir görevi var. Ben iş adamıyım. Ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıyım. Bu süreçte, yani bu korona sürecinde ne kendi iş hayatımı ne de Futbol Federasyonu'ndaki görevimi ihmal etmedim. Görevim neyse onu yapmaya çalıştım. Futbolcularımızın da tek bir görevi var. Takımlarının da verilen görevi yapmak, sahaya çıkıp tam randımanla futbolunu oynaması gerekmektedir. Bunun için elinden gelen her türlü imkanı kullanması lazım. Sosyal hayatına dikkat etmesi lazım. Ev hayatına dikkat etmesi lazım. Antrenmanlarına dikkat etmesi lazım. Korona virüsünden korunarak tam randımanla sahada çıkıp terini dökerek elinden gelen mücadeleyi göstermesi lazımdır ki kulüplerden alacağı parayı, ücreti hak edebilsin. Beyin Sports'la ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Biraz evvel de söyledim. Ha onu olsun, ha veya şifresiz yayınlanan bir devlet yayın organı tarafından yayınlansa bile bizim herhangi bir şekilde kararlarımızda bir değişiklik olmazdı. Biz bu kararları alırken oluşan şartlara göre her zaman karar alıyoruz. Bugün bu şartlar karar vardır, bu kararı aldık. Yarın şartlar değişir, o kararı alırız. Allah'a dua edelim ki Türkiye çok daha hızlı bir şekilde düzelsin. Belki kalan 8 haftanın, belki 4 haftasının şartlar düzelirse seyircili bile oynama kararlarına dönebiliriz. Bu netice olarak bizim alacağımız bir karardır ve bu karara göre de kulüplerimiz buna uyacaklardır ve bu şekilde yollarına devam edeceklerdir. Teşekkür ederim. CNN Türk Spor Müdürü Cem Yılmaz, buyurun lütfen. Evet, benim de sesim gelebiliyor mu? Duyuyor musunuz? Çok net geliyor Cem Bey. Hayırlı olsun başkanım. Teşekkür. Bu şimdi ön çıkan Sağlık Kurulu futbola dönüş protokolünde maçlardan 2 gün önce tüm sporculara, hatta maçlarda yer alacak herkese PCR testi yapılması öngörülüyor. Bunu tüm maçlar, tüm atletler ve o maçta görev yapacak herkes için geçerli olacak mı? Bu sistemi nasıl sağlayacaksınız? Bunu merak ediyorum. Tabii ki Sağlık Kurulu ile bir araya geldikten sonra buna karar vereceksiniz. Bir de hep yaz ayları tabii sıcak dediniz. Burada maçlar genel olarak ışıklandırmalı yerlerde herhalde geç saatlerde oynayacak. Yani 23'e kadar sarkacak diye anlıyorum. Diğer yerlerde de belki güneş battıktan sonra. Buradaki saat uygulamaları ile ilgili de bir çalışmanız var mı? Şimdi biraz evvel söylediğiniz gibi, benim söylediğim gibi veya Sağlık Kurulumuzun aldığı kararlar veya bundan sonra Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun aldığı kararları harfiyen uygulayacağız. Zaten uygulamazsak bu ligleri zaten başlatmazlar. Onun için her oyuncuya test yapmamız gerektiği 2 gün evvel gerekiyorsa onu yapılacak. Ne gerekiyorsa o yapılmadan bu maçların oynanmasına zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez. Bakın bu kadar başarıya, virüs konusunda, koronavirüs konusunda bu kadar başarıya uğrayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti maçlar için
bunu bozmaz. Biz harfiyen bu kuralları uygulayarak yolumuza devam edeceğiz. Maçların maç planlamasına gelince hepimizin bildiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nda maç planlama konusunda çok önemli bir ekip var. Çok tecrübeli bir ekip var. Çok bilgili bir ekip var. Bunlar çalışmalarını devam ettiriyorlar ve bu çalışmaların neticesinde oynanacak şehrin durumuna, güne, cuma mı oynanır, cumartesi, pazar mı, pazartesi mi ona bakarak ve oynanacak ilin sıcaklık ve iklim şartlarını düşünerek bu maç saatlerini Beyin Sports'la da konuşarak bu maç saatlerini tespit edeceğiz ve buna göre yolumuza devam edeceğiz. Son dakikalarımızı artık ben hızlı almak istiyorum sorularınızı lütfen. Akşam Gazetesi Spor Müdürü Kenan Karcı, buyurun. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Aldığınız kararlar hayırlı olsun Sayın Başkanım. Sağ ol Kenan Bey. Ben öncelikle şunu merak ediyorum. Böyle bir dönemde federasyon başkanı olduğunuz için kendinizi şanslı görüyor musunuz? İkinci konu, bu futbola dönüş protokolünü kim denetleyecek? Bununla ilgili bir organizasyon var. Sorar mısın? Tam anlayamadım Kenan Bey. Futbola dönüş protokolüyle ilgili koyulan kurallar var. Bunların denetimi nasıl yapılacak? Uymayanlara herhangi bir ceza söz konusu mu? Şimdi kendimi şanslı görüyorumdan başlayayım evvela. Ya bir defa kendimi şanslı görmem mümkün değil. Ben böyle bir yaşta böyle bir koronavirüsle karşı karşıya geldiysem eğer kendimi hiçbir zaman şanslı kabul etmem. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nda biz neredeyse eğer devam edebilseydik neredeyse ligin sonuna gelmiş olacaktık. Belki bir iki hafta içerisinde şampiyon belli olacaktı. Kupaları dağıtmaya başlayacaktık. Playofflar oynanacaktı. Birinci ligden Süper Lig'e çıkanlar. Ondan sonra 2'den 1'e, 3'ten 3. ligden 2. lige. Ballardan, bal liglerimizden yani bölgesel amatör liglerden artık 3. lige çıkan takımlara neredeyse belli olma noktasına gelecektik. Az kalmıştı yani. Önümüz son haftalara gelmiştik neredeyse. Tabii bunun hemen akabinde hepimizin bildiği gibi Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta memleketimizde İstanbul'umuzda oynanacaktı. Arkasından 12 Haziran'da İtalya'da Avrupa Futbol Şampiyonası başlanacaktı. Bunları hepsini görmek varken hepsini erteledik. Kendimi şanslı görmem değil, kendimi çok şanssız diye kabul ediyorum. Bu protokolün denetiminde hiçbir ödün vermeden yolumuza devam etmemiz gerekti. Zaten devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sağlık Bakanlığı buna müsaade etmez. Dolayısıyla bu protokolü hem ben Türkiye Futbol Federasyonu olarak benim sağlık kurulum, İnanıyorum ki Sağlık Bakanlığı da burada devrede olacak ve bununla biliyorsun Sağlık Bakanlığı Türkiye'de köyler dahil teşkilatları var. Onlarla beraber bütün bu denetimleri yaparak bu ligleri oynatmak ana büyük hedefimizdir. NTV Övünç Özlem, buyurun. Sayın Başkan merhaba. Bir konuya açıklık getirtmek için öncelikle bir soruyu soracağım. Arkasından bir sorum daha var. Dün Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca yaptığı açıklamada liglerin başlamasıyla ilgili kararın Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisi tarafından verileceğini söylemişti. Siz bu kararı verirken neye göre liglerin başlamasına karar verdiniz? Sağlık Kurulu mu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu'nun genel kapsamlı bir raporu mu sizin önünüze geldi? Bu karar tam olarak neye göre verildi? Bir de ikinci soruda. Kötü senaryoda ligler 12 Haziran'da başladı, devam etti. 2 hafta sonra ertelemek durumunda kaldınız veya başlamadı. O gün tarihi itibariyle veya başlamazsa ligin şu andaki sıralaması tescil edilecek veya lig bu sene oynanmamış mı sayılacak? Küme düşme durumları nasıl olacak? Teşekkür ederim. Şimdi evet dün Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir görüşme yaptım. Uzun da bir görüşme yaptık. Sonra da kendisi bir açıklama yaptı. Kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek diye. Tabii bizim orada bir yol haritasını Sayın Bakanımızla beraber tespit ettik. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nu topladık. Ve bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın zaten 10 tanesi fiili katıldılar. 4 tanesi ise
telekonferans suretiyle katıldılar. Oy birliğiyle bütün olanları anlattım, yol haritamızı anlattım, Sağlık Bakanı ile ilgili görüşmelerimizi anlattıktan sonra oy birliğiyle liglerimizin 12, 13, 14 Haziran'da başlama kararı aldık. Elimizde 10 senaryo vardı. En iyi tarihin bu olduğuna karar verdik ve bu şekilde yola çıktık. Tabii şu anda daha 35 gün var. 35 gün uzun bir zaman. Biz ligleri 45 gün evvel bitirmiştik hatırlarsanız.